Evet, sevgili dostlarım, birazcık bazen ara veriyoruz. O yüzden sizlere bazen biraz da olsa geç video çekip atma durumum oluyor. Onu da lütfen beni mazur görün. Yaş itibariyle artık kemale erdik. Ama ona rağmen buradan hiçbir zaman hiçbir heyecanımızı kaybetmeden video çekimlerimize devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz konum itibariyle burada 5300 metrekare bir parselimiz var. Ve parselimizin büyüklüğü ve buranın coğrafi yapısı itibariyle, özellikle su bakımı itibariyle gerçekten muhteşem bir yer. Nerede olduğumuzu merak ederseniz hemen söyleyeyim. Şu anda Seydi Kemer Ören Mahallesi'ndeyiz. Ve şu an buradan tam karşımızda bulunan bir size göre kayalık, size göre belki taşlık kayalık, İstanbul vari diyelim. Çünkü oradan da bize çok güzel yorumlar geliyor. Buranın çok kayalık, çok taşlık olduğu ile ilgili. Ama şunu lütfen unutmayın. O İstanbul veya büyük şehirlerdeki güzel kalpli dostlarımızın haricinde bize yorumlu yapanlar için şu cümleyi kullanmak durumundayım. Buradaki şu görmüş olduğunuz taşlık kayalık dediğiniz yerden biz matematik hesabını çok bilmesek de saniyede 2 kamyon büyüklüğünde doğal su kaynağı çıkıyor. Torosların tam eteğinde, bu kayalıkların tam altında. Onu da buraya gelen, bizzat burada yerinde gören bütün dostlarımız, kardeşlerimiz yorumlarında belirtirlerse, çünkü her şeyi burada geldikleri zaman canlı canlı gördükleri için onu da orada belirtirlerse çok sevinirim. En azından biz anlatamasak da bizim dostlarımız herhalde gördüklerini sizlere buradan yansıtmış olurlar ve anlatmış olurlar diye düşünüyorum. Şimdi bu 5300 metrekarenin içerisinde yaklaşık 200 adet tam meyveye gelmiş çok güzel zeytin ağaçlarının ve zeytin meyvesinin olduğunu buradan sizlere belirtmiş olayım. Bir de eleştiri olarak gelenlere söyleyeyim. Hep ağaçtan, taştan bahsediyorsunuz diye söylüyorlar. Buranın ben havasını, suyunu, toprağını, meyve ağaçlarını burada ne yetişebilir veya ne yetişmez diye belirtmezsem, anlatmazsam o zaman benim bu video çekmemin hiçbir anlamı yok. Öyle kuru kuruya, yani sofraya oturduğunuz zaman kuru ekmek, soğan misali bir hesap olur diye düşünüyorum. O yüzden ben buranın bütün tabiatını, çevresini, havasını, suyunu, dokusunu, meyvesini ve buranın bütün güzelliklerini anlatmak durumundayım. Buranın doğma büyüme yerli halkı, yerli insanı olarak bunların hepsini tam detaylı anlatmak durumundayım. İzleyen izleyebilir, izlemeyen de başka programlar var. Onları izleyebilirler. Hiç kimse bizi zorunlu olarak izlemek zorunda değil. Onu da buradan ben nacizane aktarmış olayım. Şimdi şuradan bir tane gördüğünüz gibi bir nar meyvesi var ki artık tam olgunlaşmış, görüyorsunuz. Nar meyvesi bir yara almış. Bunu muhtemelen bir, yani yabani hayvan yapmış olabilir. Yani kuş türünden bir hayvan. O yüzden buraya geldiğiniz zaman zaten şöyle bir tane meyve göz hakkı diye biz buradan kopartmış oluyoruz. Ki zaten yaralanmış, herhangi bir işe yaramayacak. O yüzden bunu da biz akşam belki de şöyle akşam yemeği sonrası lütfen kıskanmayın. Hani burada anlatıyoruz. Hakkınızı helal edin lütfen.
Yani buradaki bütün çeşitlikleri, bütün özellikleri elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz sizlere. Evet. Şimdi son olarak sizlere şunu da ifade edeceğim. Burası Akdeniz iklimi olduğu için buranın en büyük özelliklerinin bir tanesi hem tropikal meyvelerin en güzel yetiştiği bir bölge, hem de burada limon, bakın özellikle limon ve kirazın aynı iklimde, aynı toprakta, aynı parselde yetiştiğini ben sizlere buradan özellikle belirtiyorum. Onu da lütfen dikkate alırsanız sevinirim. Çünkü iklim itibariyle bizim buradan Akdeniz'den Patara plajı dediğimiz yerden muhteşem bir hava akımının geldiğini de buradan sizlere belirteyim. O yüzden burada ister tropikal meyve yetiştirebilirsiniz, isterseniz de burada zeytin dahil nar, muz ve benzeri. Zaten burası narenciye bölgesi. Görmüş olduğunuz gibi toprak yapısı itibariyle hem de coğrafi yapısı itibariyle burası muhteşem nefes alan bir yer. Ama özellikle şunu belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi onu göstereceğim son olarak. Burası gerçekten Torosların tam eteğinde. Burası Seydikeme bölgesi olarak 1/4 bölümü, yukarı kısımlar olarak düşünürsek 1/4 Toroslarla çevrili bir bölge. O yüzden burada bizim en büyük özelliğimiz 1284 tane doğal su kaynağımızın olması ve hem yaz mevsiminde, özellikle yaz mevsiminde ve kış mevsiminde burada zirvelerde bembeyaz kar, ovalarımız yemyeşil, sahil bölgelerimizde masmavi deniziyle ünlü bir yer. Bunu da buradan son olarak sizlere anlatmış olayım ki görüyorsunuz zaten coğrafyanın güzelliğini, her yer havadar. Özellikle buraya geldiğiniz zaman şuna dikkat ederseniz sevinirim. Hava akımı, toprak yapısı ve su. Şimdi yine Ören Çayı'ndan gelen ve buradaki bütün arazileri sulamak için kullanılan sadece 18 tane ayrı su kaynaklarından bir tanesini son olarak ben sizlere buradan göstermiş olayım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu suyumuz bizim burada 12-24 esaslı akan ve bütün arazilerinin sulaması ile ilgili yapılan bir işlem, bir çalışma. O yüzden geldiğiniz zaman zaten hem bu gül gül akan suları hem daha fazlasını bizzat kendiniz yerinde göreceksiniz. Şimdiden buradaki arazi almak isteyen bütün dostlarıma ben saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Rabbim o güzel kalpli dostlarımıza her şeyin en güzelini, en hayırlısını nasip etsin. Ki böyle bir yerde, böyle bir coğrafyada yaşamak nasip etsin diyelim. Ve sizlere mutlu pazarlar diliyorum. Pazarınız güzel olsun. Sabah kahvaltınız bu suyun şırıltısı, gürültüsü gibi şıkır şıkır siz o çayları içerken aynı güzellikte olsun. Her şey kalbinize, gönlünüze göre olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler. Bizden hürmetler buradan. Hoşçakalın.